Evet sevgili dostlar normalde böyle bir video olmayacaktı. Siz bu videoyu izlemeyecektiniz ve ben başka bir videoyu sabah saatlerine koyacaktım. Yaklaşık 1500-2000 kişi izleyecekti. İşlerinden 500 Fenerbahçeli falan beğenip geçecekti. Biz devam edecektik. Hayat akışı sürecekti. Ancak gün geçmiyor ki yeni bir skandalla daha karşılaşmayalım ve skandalın başrolünde yine Galatasaray olmasın. Ben öncelikle bir eee olaydan bahsedeyim arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem iki tane kardeş geliyor. Diyor ki ben bundan şikayetçiyim. O da benden şikayetçi. Niye? Babam bize miras bıraktı. Biz anlaşamıyoruz diyor. Efendimiz çok güzel bir çözüm buluyor. Diyor ki sen hisseleri dağıt. Yani ortadan ikiye böl. Sen de seçimini yap. Yani biriniz bölün. Diğeriniz seçin diyor. Adalet burada ortaya çıkar. Yani bu ne demek? Biri bölecek, biri seçecek. Bu şekilde olunca ne olacak arkadaşlar? Adalet tam teşekkür edecek. Öbürü diyecek ki ulan ben burayı biraz fazla yaparsam bu adam fazlayı seçecek. O yüzden tam eşit bölüyüm. Seçen kişi de diyecek ki eşit bölündü ikisi de. Bakayım gözüm hangisini kesti bunu. Ben bunu seçtiğime göre demek ki doğrusu bu diyecek. İşte bunların merkezinde öncelikle Süper Lig'de var kayıtları açıklandı. Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın Var kayıtları açıklandı, daha doğrusu açıklanmadı. Yani TFF'nin resmi YouTube hesabında açıklanmış. Şimdi hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında monitöre gitmediği için TFF herhangi bir şey paylaşmadı. Ben bu haber ilk çıktığında size ne dedim? Görün bakın dedim. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında olabildiğince vara gidilmeyecek. Bu sayede de her şey üst örtülecek. Yalnız ben Kayserispor Kayseri Spor maçındaki penaltıyı çok merak ediyorum. Nasıl konuşuldu, nasıl edildi. Yani o konuşma biraz sıkıntılı ama giriş açısından normal. Çaykur Rize Fenerbahçe, Ankara Gücü, Galatasaray, Antalya, İstanbul. Beştaş Konya maçında vara gidilmemiş. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim skandala. Skandalın adı nedir? Galatasaray. Başka? Icardi. Yani karısıyla münasebetini her yerde paylaşan, tam karısıyla münasebeti konuşulduğunda birdenbire karısının kanser olduğunu açıklayan. Sonrasında hiç herhangi bir açıklama gelmedi. Birdenbire mucizevi bir şekilde iyileşmiş. Allah bütün hastalara da şifalar versin. Tabii ki de yani ve e, yani maç günü ilginç bir şey yaşanmış. Şimdi öncelikle Burak Kızılhan'dan Flash Icardi paylaşımı diyor. Önce oradan başlayalım. Niye? Burak Kızılhan'a saldırılar var çünkü. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, İcardi'nin Ankara Gücü karşısındaki hareketine yönelik açıklamada bulundu. Fenerbahçe Genel Sekreteri şunları paylaşmış arkadaşlar. Mauro Icardi hakkında ne demiş? Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır. Tribün çekimiyle her şeyi gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? Merakla bekliyoruz. Şimdi ilk olay bu. Tribünlere hareket yapan Icardi tabii ki ve tabii ki ve tabii ki PFDK'ya sevk edilmedi. Niye sevk edilsin ki? PFDK'da adalet mi var? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu PFDK'dan yapılan sevkler açıklandı. Icardi PFDK'ya sevk edilmedi. Niye? Çünkü arka bahçeleri. Galatasaray'ın arka bahçeleri. Fenerbahçe çirkin kötü tezahürat saha olayları nedeniyle Burak Çağlan Kızılhan ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle sevk edildi. Şimdi Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat saha olayları merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sevk edildiğini duyurmuş. Beşiktaş ve Trabzonspor çirkin kötü tezahürat. Bir de Hamsi ne Hamsi o başka dur. Eee İkardi Ankara Gücü tribünlerine hareket yaptı ama sevk edilmedi. Arkadaşlar burada Fenerbahçe'nin şeyi var. YouTube'dan yayınlanan şeyden dolayı hakem müsabaka görevlileri falan filan. Burak Çağlan Kızılhan'ın hakkında disiplin talimatı cart curt. Bunların hepsini geçtim. Şimdi ilk nereden başlayalım? İlk şu arkadaştan başlayalım. Rozier, Pascal Numa aynı kaderi paylaşmak zorunda Beşiktaş yönetimi. Rozier'i TFF'yi beklemeden sezon sonuna kadar kadro dışı bırakmalı. Bu ahlaksızlık cezasız kalmamalı. Yanlışım yoksa Rozier benzer harekette bunu. Arkadaşlar bu hareket ekrana vermek istemiyorum. Çünkü benim takipçi kitlem arasında 7 yaşında çocuklar da var. Yaşlılar da var, hanımefendiler de var. E, ahlakı tertemiz müthiş insanlar da var. Ben kısaca şöyle anlatayım. Yapılmaması gereken Türk örf adetlerine çok çok aykırı bir hareket olan zamanda Paskal Nuğma benzer hareketi yaptığında Beşiktaş, Beşiktaş şerefine yakışır bir şekilde sözleşmesini feshedip gönderdiği Numa'nın benzer hareketini yapmış. E, onu da söyleyeyim. Şimdi İkinci olarak tarafta cinsel organını gösteren karakterde bir futbolcuyu kadrosuna katan Kasımpaşa'nın diyor. E, Kasımpaşa'nın oyuncusu Sadık da taraftara aynı hareketi yapmıştı. Nasıl transfer ettiniz? Sadık'a neden yaptırım gelmedi diye. Şimdi bu e, arkadaşı bir daha paylaşmak istemiyorum. Çünkü eminim birçok kişi içinden küfür etmiştir. Ben bu arkadaşa soruyorum. Aynısını Icardi içinde paylaşacak mısın? Yoksa KİT mi yapalım? Hani Icardi'nin temi te itardi mi yapalım ne yapalım? Yoksa Gökhan'daki ne şey yapalım? Ne, ne, yapalım yani? Merak ediyorum. Ne yapalım tam olarak? Hani seninki yapınca bu, benimki yapınca bu. İlginç. Yine devam edeyim mi? Bence devam edeyim. Arkadaşlar bu olay itirafla geldi. Bakın tarih 18 February yani 18 Şubat 2024 PM Öğleden sonra 10'u 9 geçe. Yani ee, itiraf geliyor bir Galatasaray'dan. Bitti mi? Bitmedi. Bu olayları paylaşan kişi kim? Bu. Yani bir Fenerbahçeli değil mi? Yok Galatasaray'la. Sonrasında siliyor. E, i̇kaz gelmiş arkadaşa. Silmiş. Silmek zorunda kalmış. Hangi takımda olduğu da ekranda yazıyor. Bunu da anladık. Burayı da anladık. Peki hocam bu olay montaj diyorlar. Yani bakınız arkadaşlar 18 Şubat saat 21.04 Yani ikinci yarı videosu Twitter'a düşmedi mi diye soruyor. Çünkü bu ahlaksızlık herkesin şeyinde. Bitmedi. Eee yani TFF kaç maç ceza verecek? Yine 18 Şubat saat 20.25'te. Bir Fenerbahçe hesabı olabilir. Maçta olabilir Fenerbahçe'li. Bunların hepsi olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak Ankara gücü taraftarına Ankara gücü taraftarına dolayısıyla Türk milletine bu ahlaksız hareket yapılmıştır. Spor Bakanlığımızdan mücadelenin 57-59. arasındaki 59. dakikalar arasındaki stat güvenlik kameralarının kamuoyuyla paylaşılmasını rica ediyoruz diyor 12 numara. Osman Aşkın Bakı ve hani adil rekabet adına bekliyoruz diyor. Şimdi Teliften ötürü bu video gizlenmiş. İlgili videoyu montaj diyenler var. Şu diyen var, bu diyen var. Şimdi montajlı ilk Galatasaray hesabı paylaşıyor. Yani o kadar gerizekalı ki değil mi? Max GS Şimdi TFF geçmiş emsallere göre ceza verirse Icardi'nin en kötü 3 maç, en fazla 5 maç ceza alması gerekiyor. Ama sosyal medya nasıl organize oluyorlar gördünüz mü? Nasıl yalan söyleyebiliyorlar? Nasıl utanmadan yalanı paylaşabiliyorlar? Arkadaşlar karşımızdaki taraftar kitlesinin neler yapabileceğini şimdi anladınız mı? Yalanı nasıl savunabileceğini şimdi anladınız mı? Ben hep o vurgu yapıyorum ya Allah korkusundan şuradan buradan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi anladınız mı Allah korkusunu? Şimdi anladınız mı benim sözlerimi. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Bitmedi. Dahası da var. Şimdi çok daha fazlası da var da kelimelerimi seçerek konuşuyorum. Sadık Çiftpınar da tıpkı Icardi gibi maç esnasında herhangi bir kart görmüyor. Yani hakemler göstermiyor, görmüyor, gözükmüyor. Ancak tribün görüntülerine dolayı 4 maç ceza almış. Icardi'nin de 4 maç ceza alması adalet olacak. Şimdi troller, trol köpekler ee, inanılmaz bir şey ortaya atmışlar. İşte montajdır, şudur budur troll köpekler çünkü hiç affetmezler. Trol köpekler yani Allah'a da küfür eder, dine de küfür eder. Karı kız, küçük çocuk hiç fark etmez. Şimdi Ankara gücüne montaj yalanı uyduruldu. Bitti mi? Bitmedi. Uydurulur, yaparlar. Rozier'le aynı kaderi paylaşması gerektiğini söylüyor herkes. Icardi'nin <laughs> yani Galatasaray yönetimi Icardi'yi TFF'yi beklemeden de sezon sonuna kadar kadro dışı bırakmalı diyor. Ee, K harfi isminin ortasında olan şahıs. Yok o T miydi? Şimdi buna montaj demek yerine özür diliyoruz. Sonuçta Türk değil. Hani kültürü kültürümüze uymuyor falan deseler. Çok daha mantıklı olurdu bence. Bu kadar da yangın büyümezdi. Ama Beşiktaş kadar şerefli bir duruş sergileyeceklerim ben onu da çok merak ediyorum. Çünkü Beşiktaş dedi ki Fenerbahçe maçında bu hareketi yapan kişi direkt olarak direkt olarak Beşiktaş'ın alakası kesilmesi lazım. Hani bunu Beşiktaş camiası kaldıramaz dedi şerefine yakışanı yaptı. Aynı şekilde merak ediyorum Galatasaray'da şerefine yakışanı yapacak mı? Ya da şerefine yakışan tam olarak ne? Bunu da düşünüyorum. Şimdi maç günü stadyumda olan Galatasaray paylaşımını gördünüz. Galatasaray taraftarının paylaşımını gördünüz. Ankara gücü bu arada stat güvenlik kameralarından Icardi'nin görüntülerini paylaşacağını da söylemiş. Özellikle bugün paylaşacakları 21 Şubat'tayız. Şimdi montaj dedikleri video TikTok'ta bir Galatasaraylı tarafından paylaşılıyor. Şimdi Fenerbahçe'li taraftarlar montaj yaptıysa niye Galatasaraylı kişi paylaşıyor? Ve e, paylaşan kişi hani Galatasaraylı değilsin şöyle böyle falan. Yok hiçbir şey demiyorlar. Ben şey çok merak ediyorum. Kazım Can Karataş acaba hani bu hareket sıkıntı değil. Hani bana ceza verin falan diyor mu acaba? Hani bu hareket banadır bana ceza verin falan demiş midir acaba? Bak İkardo olayına ben çözümü söyleyeyim. En doğru çözüm. Gelin Galatasaraylılar şunu yapın kabul edin olayı. İkardi evet yaptım desin. Özür diler. Hiç özür de siz Yapmasınız onu. Tepefe dosyayı araştırsın. Kazımcan Karataş'a ceza verilsin. Kimsenin gönlü kırılmasın. Ha İkardi ha Kazımcan sonuçta ikisi de takımımızın futbolcusu. Ya da şöyle yapalım bu sene oynayacağınız maçlarda kiralık verdiniz. Hala gönül bağı size süren. Aklıyla beyin arasında kalbi arasında sıkışan kişilere yani Bunları oynatmasınlar. Bunlara ceza versinler. Nasıl olur? Değil mi? O da olabilir. Bitmedi. Acun Ilıcalı Survivor'a gelecek dünya jönü futbolcuyu açıklamış. Ronaldinho güzel olmuş Survivor için. Hocam boş ver onu. Sen sen bize buradan haber ver. Arkadaşlar, ben size şuradan haber vereyim. Aşkı Başkent Ankara Gücü taraftar sayfası. Montaj değil, gerçek bir taraftarımız başka açıdan videoyu çekip bunu paylaştı diyor. Hadi ilki montaj bu da mı montaj diye ve tribinden gelen tepkiler anlaşmaktadır diye arkadaşlar video kanalımızda mevcut. Videonun kaynağı da burada. Kanalımızda mevcut. 1 dakika 1 saniyelik bir video. Burada paylaşmak istemiyorum. Çünkü küfürlü. 18 artı bir video. Peki bu kadar dümen niye? Bir diye kulak verin. Diyor ki bir Beşiktaşlı. Bunlar kontrolü kaybedip direğe kafa atıp gözüm moraran Icardi üzerinden günlerce mağdur rol oynadılar. Şimdi tabii ki gerçek bir görüntüye montaj diyecekler diyor. Ya ben hiç şey yapmıyorum. Allah kimsenin başına bir şey vermesin. Lan şu kanser diyor sezonun başında. Devam ediyor. İyileşti diyorlar. Allah başlara vermesin. Ondan sonra o bitiyor öbürü şey yapıyor. Allah başlara vermesin. Öb o bitiyor öbürü. Yani Vallahi zaten 1 milyon. Fenerbahçe olarak ben diyorum ki geçmiş olsun Allah şifa versin Rabbim şahmesin. şey yapıyor. Siz zaten Fenerler hep böylesiniz. Siz bizim algı yaptığımızı düşünüyorsunuz diye cevap yazıyor. Ulan arkadaş geçmiş olsun Allah şifa versin demek bile sıkıntı. O yüzden ben şey yapıyorum. Peki hocam bu olayın sonu ne olur? Kazımcan Karataş futboldan men edilir. Yani Kazımcan bence futboldan men edilmeli de zaten. Yani sıkıntı Kazımcan. Sıkıntı Kazım Can. Kazım eğer düzgün oynasaydı. Yani bu olay böyle olmazdı. Ben şunu da anlamıyorum. Ya Galatasaray taraftarının savunduğu kişiyi anlamıyorum. Lan zamanında abdesti namazı diye savunduğunuz kişiler terörist çıktı. Zamanında bilmem neci dediğiniz kişiler terörist çıktı. Zamanında efsaneniz dediğiniz posterini astığınız hani uğruna öldüğünüz kişiler başka bir şey çıktı. Şimdi karısını paylaşan, yatak odasını paylaşan, karısının başka bir şeyler yapan, kendi başka bir şeyler yapan, takım arkadaşının eşiyle falan filan bir şey de yapan kişiyi ahlaklı diye savunuyorsunuz. Lan nasıl bir akıl tutulması? Ya oğlum bak. Şimdi mesela Şimanski'ne girdi böyle bir görüntü çıksa ben derim ki kendi adıma söyleyeyim. Adam Polonyalı lan. Bizim örf adetlerimizle çok alakalı bir adam değil derim. Serdar Dursun aynısını yapsa, "Aa, iş değişir." İş değişir. Kerem Aktürkoğlu aynı hareketi yapsa iş değişir. Necip, yap, Necip yapmaz. Necip stoper oynar, sağ bek oynar, sol bek oynar, kalecilik yapar, ön libero oynar, forvet oynar, forvet arkası Bunu yapmaz. Necip yapmaz. Buysal bir çocuk. Ben merakla bekliyorum. Bu işin sonu ne gidecek? Not. Bana göre Icardi formdan düştü, çaptan düştü, sövüş makinesine dönüştü. Falcao Galatasaray'da ne yaptıysa aynı duruma düştü Icardi. Sövüş makinesine dönüştü. Ancak bence Icardi'ye 4 maçlık bir ceza verin. Milli arayı da düşünürsek Icardi gezmediği ülkeleri gezsin. Morallensin. Kendine gelsin. Karısı story paylaşsın. Videolar falan atsın Galatasaray taraftarı da hareketini yapmayı sürdürsün. Ben merak ediyorum çoluğunuza çocuğunuza bu herifin hareketini yaptırdınız. Millet namazla dalga geçiyor. Dini değerlerle dalga geçiyor. Bunu da yedirdiniz gururunuza. Her şeyi geçtim. Böyle bir şahsı ya böyle bir şey internetteki ikardi fotoğrafları yazın. Ikardi aile fotoğrafları yazın. Çıkan fotoğrafları çocuklarınızla gösterebiliyorsanız ama Beşiktaşlı kardeşin de dediği gibi yani günlerce mağdur rol oynadınız. Şimdi tabii ki de bunu diyeceksiniz. Şimanski demişken aklıma takıldım. Ee, Sebastian Şimanski'ye Milan kancası diyor. Şimdi Fenerbahçe forması giyen Şimanski için iddialar her geçen gün artıyor. Son haftalarda bir çaptan düştüm. Fenerbahçe yönetimi bu işten işe yapacak ilgileniyor arkadaşlar. Milan listenin başına yazdı diyor, Başka talipleri de var. 39 maç 12 gol 14 asist resmi maç. Yazın hamle yapacaklar diyor. Şimdi Fenerbahçe 2027'ye kadar sözleşme yaptı. Teknik heyet Sebastian Şimanski ile bir görüşme gerçekleşecek. Psikolojik olarak destek verecek diyor. A haberin haberlerine çok inanmayın. A sporun A haberin. Ee, o yüzden geçiniz bunu ama şu var. Tabii ki de futbolcularla görüşülür. Tabii ki de e, ikili ilişkiler ortaya dökülür. Her şey yapılır. Yani yapılmaz diye bir şey yok arkadaşlar bizim futbolcumuz daha iyi performans vermesi. Ama Fred döndü ya. Osayi döndü ya. Fenerbahçe fabrika ayarlarına dönerse ki döneceğini tahmin ediyoruz. O zaman zaten başka bir şeye gerek kalmaz. Otomatik olarak otomatik pilot devreye girer her şey olur biter. Başına buyruk bir imkansız var. Merve Özbey'den dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ediyorum. Merve bizim kızımız. Derya Ulu bizim kızımız. Ece Seçkin bizim kızımız. Galatasaray'da bizim kar <laughs> ya bunlar bizim kızımız. Kızlarımıza sahip çıkalım. Şarkılarını dinleyelim. Destek olalım. Kurtuluş da bizim oğlumuz. Kurtuluş kuş. Kurtuluş buradaysan bir mesaj yaz. Bir yorum yaz. Bir insan bir selam çakar. Hani diğer Fenerbahçeli kardeşlerimiz de mesela Kubilay Zaferin Rengi filmine gitmeyen arkadaşlarımız varsa ben şunu söyleyeyim sakın Fenerbahçeliyim demeyin. Ciddi söylüyorum. Bak şehrinizdeki en ucuz sinemayı bulun gidin izleyin. Ciddi söylüyorum. Bu filmi izlemeden ben Fenerbahçeliyim demeyin. Gerçekten söylüyorum ben Fenerbahçeliyim demeyin. Bir Galatasaraylı beden eğitimi öğretmenim vardı. Derdi ki: "Ulan derdi. Eğer takım seçme gelimde olsaydı Fenerbahçe'yi seçerdim." derdi kuruluş amaçı bu kadar güzel bir takım. Atatürk'le hani kurtuluş için, ülke için bu kadar savaşan bir takım. Gerçekten derdi tam tutulacak takım derdi ama dedi aileden gelen gelenekler falan filan. Ben o zamanlarda aslında anlamıştım ama bu kadar anlamamıştım. Filmde çok net var. Galatasaray'dan, Ali Samiyen'den. O zamanki maçların dostluk havasında geçmesinden o kadar güzel bahsetmişler ki, o kadar şahane değinmişler ki. Filme gidecekseniz size bir öneride bulunayım. Filmde Galip Bey'in okuduğu bir şiir var. Filmin ortalarından sonra o şiiri hafızanıza yazın. Enfes bir şiir. Yani eşinizi okuyabilirsiniz, sevdiğinizi okuyabilirsiniz, Anneniz de okuyabilirsiniz. Mükemmel bir şiir okuyor. Kısa bir şiir. Tavsiye ederim. Dediğim gibi ha Galatasaraylı, Beşiktaş'ta, Trabzonspor, başka takım arkadaşlarınızla gidebilirsiniz. Cumhuriyet düşmanı olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanı olmasın. Hani FETÖ'cü PKK'lı şulu falan olmasın. Giden herkes filmi beğenecektir. Onu da söyleyeyim. Merve Özbey'e bunu söylüyor Serdar Dursun. Fenerbahçe dedin mi orada duracaksın işte. Serdar Dursun'a da Merve Özbey'e de dediğim gibi e, Derya Uluğa da Ece Seçkin'e de buradan selamlar olsun. Hepsini seviyoruz. Hepsi bizim e, sanatçımız. Anlatabiliyor muyum? Hepsine de buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada tahminlerinizi yazın bakalım. Sizce bu olay nereye varacak? Ceza gelecek mi? Gelirse ne kadar gelecek? Gelmezse nasıl üstü kapatacaklar? İçimden bir tahmin diyor ki sansasyonel başka bir şey olacak. Ne bileyim başka bir şey olacak. Bu olayın üstü kapatılacak diyor. Yani Mehmet Büyük Eksi sezonu. Normal. Her şey normal geliyor bana. Görüşmek üzere.